sizler olmasanız biz yemek yiyemeyiz. Yemeyiz. Pişirir, gelmez. Allah Allah. Of 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 of. Allah Allah. Herkesin... Burada iyinin iyisini yapacaksınız ki gerçekten marka olabilirsiniz. Ben de bunun amacındayım açık konuşmak gerekirse. Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar, yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz butik bir mekana geldim. İşletmecisi İbrahim Ustam, İbrahim kardeşim. İstanbul İşletme Fakültesi mezunu. Şimdi gelin bakalım İbrahim Ustam neler yapacak bize? Ne tür lezzetler sunacak? Hep beraber bunu yerinde keşfedelim. İbrahim kardeşim kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Vallahi seni yakaladım. Eyvallah. İş üstünde eyvallah. Yakaladım, çalışıyorsun. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim ben de. Allah iyilik versin. Ustam, Özcan Yücel, sevgili Not Alıyorum kanalı hep der ki iş üstünde yakaladım seni. Evet. Şu an seni iş üstünde yakaladık. Yakalandık o zaman. Aynen öyle. Yakalandık. Eller yukarı abi. İbrahim kardeşim, evet. Bir şey soracağım. Evet hocam. Şu an sadece dürüm üzerine mi yoğunlaştınız? Evet, şöyle hocam. Biz şu an dürümcü İbosta markasıyla Adana'da bu işletmeyi kurduk. Yaklaşık bir ay oldu hemen. Dürümde neler var? Ciğer var mı? Kuşbaşı var mı? Evet, bunlar bir bahsedebilir misin? Evet. Fiyatlarını da söyle. Tabii fiyatlarını da söyleyeceğim. Aksitikir yaylasından biz ürünlerimizi, etlerimizi tedarik ediyoruz. %100 kuzu kaburgadan el kıyması yapıyoruz. Kendimize özel bir şeyimiz var, tarifimiz var. Çok lezzetli, çok beğeni alıyoruz bu anlamda. Aynı zamanda %100 gene akçe tekerleşinden olan kuşbaşımız, buttan kesiyoruz bunu biz. Ciğerimiz aynı şekilde kuzu eti, erkek kuzu eti ciğeri. Ve sucuk yapıyoruz hocam biz. Sucuğumuz da birinci sınıf kasap sucuğu. Bu anlamda biz bunu dürüm menü olarak veriyoruz. Dürüm menü yanında mevsim salata veriyoruz, közlenmiş kapya veriyoruz, közlenmiş soya soslu mantar veriyoruz. Ve bunu güzel bir şekilde servis etmeye çalışıyoruz müşterilerimize. Bunu 15 liradan gayet ekonomik 100 gram etle insanların cebini yakmadan onlara üstün damak lezzeti sunma amacındayız. Şimdi Adana kebap da istesem, şiş de istesem, şiş kebap da istesem 100 gram. Evet, dürüm menü olarak 100 gram tamamı. Sucuk da 150 gram hocam. Peki, 150 gram, evet. Servis yok ama değil mi? Servisimiz şöyle, isteyenler oluyor, geri çevirmiyoruz siparişlerimizde. Hmm. Servisimize veriyoruz fakat şu an ağırlıklı olarak biz dürüm ama konseptimiz dürüm üzerinde. Normalde dürüm üzerinde. Evet, çok doğru. Çok abi doğru. Şimdi sen normal şartlarda İstanbul işletme mezunuyuz. Evet hocam, işletme bölümü mezunuyuz. Şimdi nereden esti de bu buraya geldi? Baba mesleği bizde. Bu yıllardan beri mesleği biliyoruz. Ben de uzun zamandan bir mesleği yapmadım ama gayet hakimim. Bu anlamda Adana'da dürümcü konseptinin eksik olduğunu farkına vardık bir girişimci olarak. Ve bu dürümcü bu ismiyle Adana'da bir sükse yapma, bir markalaştırma amacındayız. İnşallah daha sonraki daha kurumsal, daha ulusal hedeflerimiz var. İnşallah yakın zamanda kendimizi birçok yere duyurmayı planlıyoruz. Çok güzel. Burası da butik, güzel, küçük bir mekan. Evet. Şu pandemi döneminde durumunuz nasıl? Zorlanıyor musunuz? Evet, ilk açtığımız zamanlarda biraz sıkıntılarımız oldu. Daha sonrasında insanlara bizim reklam çalışmalarımızda bizim farkımıza vardılar. İşlerimiz şu an çok şükür açıldı. Ve daha iyi gideceğini düşünüyoruz açıkçası. Güzel olacak, umutluyuz. Pandemi bizi tabii ki de olumsuz etkiledi bütün esnaflar gibi. Ama umutluyuz yani inşallah. Başka tabii. Bir şey daha soracağım. Tabii hocam. İstanbul'da lütfen. Da çalıştın demiştiniz. Tabii İstanbul'da kurumsal firmalarda çalıştım. Ne zaman Adana'ya geldiniz? Adana'ya yaklaşık 2011 civarında falan geldim hemen. Uzun yıllar oradaydım, orada çalıştım kurumsal firmalarda. Farklı sektörlerde, reklam işinde veya başka pazarlama satış işlerinde çalıştım. Seni bu işe iten neydi? Beni bu işe iten yıllardan beri kafamda olan güzel bir Adana'da. Biliyorsunuz Adana'da kebapçı açmak ve marka olmak çok zordur. Evet. Çünkü herkes iyi yapıyor burada. Var. Herkes iyi, çok fazla var. Doğru söyledin. Herkes iyi yapıyor. Gerçekten herkes iyi. Burada iyinin iyisini yapacaksınız ki gerçekten marka olabilirsiniz. Ben de bunun amacındayım açık konuşmak gerekirse. Bir de iyi yapmakla tabii. Kalmıyor, fiyatınız da iyi oluyor. Fiyatımız da çok iyi hocam. Aynen. Yani benim amiyane bir tabirim var. İnsanları kazıklamanın bir anlamı yok. Aynen. Herkes bu işten para kazanıyor. Ben de bu fiyatla bu işten para kazanıyorum. İnsanların cebini yakmadan hem orta kesime hem gelir seviyesi düşük insanlara veya gelir seviyesi yüksek insanlara hitap ediyoruz. Yani o anlamda bizim herkes ürünümüzü deneyebilirler. Biz kendimize bu konuda çok güveniyoruz. Teşekkür tabii. Ediyorum. Rica ederim hocam. Tabii. Ben şu an senden bir ciğer dürüm istiyorum. Hemen yapabilir yapalım. Misin? Tabii ki de hemen yapalım. Teşekkür ediyorum. Hemen yapalım şefim. Okay.
ağza dağılıyor bu şekilde. Ağza pavuçu biliyorsunuz sert yediğiniz zaman sıratıda. Evet. Damakta yani hoş bir tat bırakmıyor. Olabildiğince ince ve ağza dağılacak şekilde doğuyor. Özcan Yüce seversin bu sesi. Görüyor musun Saygan? Tahta burası. Aynen öyle. Pirasiye karşıyız efendim. Ya normalde aslında size de hak veriyorum, diğer ustalarıma da hak veriyorum. Çünkü sağlık koşulları tarafından sıkıntılı ama evet. İşte maalesef devletimizde bunun muhtemelen Avrupa Birliği yasaları koşullarından olsa gerek. Evet, bunun plastik doğru. Olmasını istiyorlar. Maalesef ama biz plastik kanserojen olduğu için kullanmıyoruz. Bu tahtayı yesen de bu tahta sizi hasta etmez. Yürüyen ağaç içerisinde bu şekilde. Olabildiğince biz bunu ağzı dağılsın diye bakın. Çok ince. Çok ince. Tabii. Özelliği orada. Tamam. Kıymamız da el kıyması örneğin. Ağzı tamamen dağılıyor. Salatası, kıyması her şeyi. Yediğiniz zaman mükemmel bir lezzet bırakıyor damağınızda. Kök biberleri nerede kullanıyorsun abi? Kök biberleri biz bu şekilde kabuklarını soyup pişirdikten sonra evet. Parçalar halinde evet. Tuz, toz biber ve zeytinyağı laften yağlayıp dürüm yanında veriyoruz. Hı, İkram olarak veriyoruz. Mantarla çok beraber veriyoruz. Çok güzel, çok güzel. Mantar, mantar da mı var? Mantar da közlüyoruz. Mantarı közlediğimiz mantarı soya sosuyla ve ipek biber dediğimiz soya sosu pul biber, soya sosuyla. Kimsenin evet. Kullanmadığı bir şey. Evet hocam, çok lezzetli oluyor. Pul biberle avcanlayıp müşterimize veriyoruz. Tam bir fiyat performans. Aynen öyle. Tam aradığımız yer. Aynen öyle. Yeni lezzet duraklarından biri burası artık. Kesinlikle gelinmesi lazım. İnsanlar dürüm yerken sanki böyle garnitürlerle. Evet evet. Yani o damak tadına varsınlar. Ki zaten bu biz dürüm içerisinde, menü içerisinde koyduk bunu. Ve çok beğeni alıyoruz bu anlamda. Çok teşekkür eden. Geri dönüşleri güzel geri dönüşleri yani. Çok güzel aynen. Yanışlar çok güzel. Tebrik ediyorum. Helal evet. Olsun. Evet, evet ustam biz seni meşgul etmeyelim. Sen işini evet, gücüne. Ciğerlerimizi de atarsan. Tamam, önce bir çünkü çok acıktık. Yemek dayanamıyorum ben de. Sizinle beraber ciğerimizi açacağız. Gerçek bağırsak herhalde. Tabii gerçek bağırsak. Yapay bağırsak kullanmıyor bizim kasabımız. %100 dona sucuğu. Bir kişilik hemen hemen 140-150 gram. Bu çok şekilde. Güzel. Hocam. Çok güzel. Peki ben normalde şunu sormak istiyorum. Gelip buradan bu sucuktan alabiliyor muyum? Normal satışım var mı? Tabii, normal satışımız var efendim. Kilosu ne kadar? Kilosu ne kadar? Kilosunu biz uygun veriyoruz. Normalde 60'tan satmamız gerekirken biz yine pandemi muhabbetine, pandemi mevzusuna 55'ten veriyoruz kilosunu. Çok lezzetli sucuk zaten. Yediğiniz zaman farkına varacaksınız. İnşallah. Peki standart sucuğun değil mi bu? Bu standart. Bir tane de bu kadar çıkıyor. De. Büyük doyuruyoruz biz ciğerlerimizi. Yani insanlar doya doya yiyor. Buradan anladığımız bu. Hem lezzetli, performans ya. Hem çok lezzet alıyorlar, hem ceplerinden çok fazla para çıkmadan bu ürünleri tatmış oluyorlar. Çok güzel. Lezzetli bir şey. Teşekkür güzel. Ediyoruz. Evet. Eline koluna sağlık ustam. Rica evet, haydi. Kıpkırmızı duruyor, görüyor musun Saygın? Aynen öyle. Nasıl canmış ciğerler? Ciğerini yiyeceğim, ciğerini. Allah Allah. Of 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 of. Allah Allah. Ustam sen ne yaptın ya? Aklımızı başımızdan aldın sen. Vallahi billahi. Adamı ayıktırır ya. Yüce. Evet. Şu kokunun... O kokuyu koklaya koklaya burayı bulurlar. Aynen. Navigasyona gerek yok. Evet. Şimdi şeye, ciğere herhangi bir baharat katmadığını görüyorum. Koymadın. Piştikten sonra koyacağız. Ekmekleri ısıtıyorsun böyle. Ekmeklerimiz her zaman taze geliyor. Biz az az alıyoruz ekmeklerimizi evet, olabildiğince. Fırın yakın çünkü fırın sana. Fırın çok yakın olduğu için. Hep taze ekmekleri gönderiyoruz. Çünkü kebaba ekmek yiyoruz. Başka bir şey soracağım. Evet. İstanbul'da çalıştım demiştiniz. Evet. İstanbul'da çalışan bir Adanalı mutlaka Adana kebap arayışına girer. Mutlaka, mutlaka. Buradaki Adana'daki lezzeti bulabildiniz mi İstanbul'da? Mümkün değil. Adana'nın dışına çıktığınız zaman bu lezzeti bulamıyorsunuz. Adanalı'da olsa, gitse İstanbul'da yapsa yine olmuyor değil mi? Olmuyor hocam. Olmuyor. Nedense havasından mıdır, suyundan mıdır? Bunu bütün ustalar söyler. Bir de bulgur pilavı gibi bir pilav getiriyorlar. Evet, bulgur pilavı, piyaz falan tarzında. Yani tamamen Adana kebap standartının dışına çıkmış bir menü veriyorlar. Aslında bölgesel bir değişiklik o. Bölgesel bir değişiklik aynen. Hayır, ben şunu fark ettim biliyor musunuz ustam? Buradan Tarsus'a geçin.
çok yakın. Bak 40 kilometre Tarsus. Tarsus'a gidince bile Adana kebap falan yapan yok. Evet. Yapabilen yok yani. Evet, evet. Maalesef hocam. Adana'nın havasından ekmek bile değişiyor bana. Orada. Adana'nın havasından suyu. Bu pideyi, bu pideyi sadece Adana'da bulursun abi. Bu pideyi sadece Adana'da bulursun. Bir de Denizli'de de var. Ben izliyorum YouTube'dan. Denizli'de de bu Denizli'de pideden var. Kelle kebabı yapıyorlar orada. Denizli kebabı yapılıyor. Orada da kullanılıyor bu ekmek. Bu ciğerin tadına bakmak lazım. Yayla ciğeri. Gerçekten yani yediğiniz zaman sanki bal yiyorsunuz. O kadar lezzetli hocam. Biliyorsun. Doğada kekik yiyerek beslenmiş hayvanların etli bu. Aynen öyle. Ciğeri bu. Aynen o şekilde. Hafiften salçasını koyuyoruz. Atom ya. Peki İbrahim Usta, size nasıl ulaşacağız? Hocam bizim paket siparişi telefonumuz var. Oradan Google'dan ulaşabilirler. Aynı zamanda Yemek Sepeti'ne üyeyiz. Çok Yemek güzel. Sepeti'nde aynı şekilde bize ulaşabilirler. Cam gibi görüyor musun Saygan? Çok güzel ya. Sulu sulu abi, harika ya. Aa. Bunu başka yerde görmemiştim biliyor musun? Bu şekilde salatayla dürüm yapıldığını. Abi bu burada değişik dürüm. Bir inovasyon. Normalde somun ekmeği yapıyorlar. Aynen biz öyle. Pide yapıyoruz. Pideyle yemelerini tavsiye ediyoruz. Farkına varsınlar. Hem de seçelim. Soğan salatalı. Hem de soğan salatalı inanılmaz bir tat. Hocam. Evet Yüce, ben sabır ben tadıma geçiyorum. Sabırsızlanıyorum, çok acıktım çünkü. Aynen. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun efendim. Eline koluna sağlık. Rica ederiz. Sizin de görürüz. Eyvallah. Geldik en önemli yere. Şimdi ben bir şey dikkatimi çekti. Eker ayran kullanıyorum ama çok güzel. Evet. Ben hakikaten eker ayranı çok seviyorum. Evet. Eker ayranı biz de seviyoruz gerçekten. Müsaadenle bir ısırık alalım. Afiyet olsun efendim. Lütfen. Rica ederim. Sıcak sıcak. Şu ses de önemli ya. Böyle ooo. Evet. Özcan Yüce. Ben gömüyorum abi. Afiyet olsun. On numara 5 yıldız. Çocuk başarılı. Eminim o da güzeldir. Çok güzel. Uzun zamandır ben ciğer yememiştim. Hatta kahvaltıda yememiştim. Ustamı sabah ziyaret ettik burada. Kahvaltıda ne yedim ben de? Ciğer yedim. Ben de ciğer tercih ettim bugün. Afiyet olsun. Ustam da 10 numara yapmış. Eline sağlık. Afiyet olsun hocam. Özlem hocam. Yanında. Aynen. Bunlara geçelim. Kapya. Kapya soslanmış. Kapya soslanmış. Böyle bir salata veriyorsun. Evet. Harika. Ben tadına bakacağım. Bana yarım ekmek yaptın ama tüm ekmekle yapabiliyoruz. Tabii çift şey. Ekmek yapabiliyoruz. Ben yani istedim. Yarım ekmek olsun. Tabii. Tadına varabilmek için. Tabii. Şimdi bu şekilde 15 lira. Evet, menümüz bu şekilde 15 lira. Tabii. İçecek. İçeceklerimiz hariç tabii ki. Hariç. İçeceklerimiz ne kadar? İçeceklerimizde 2-3 tane menümüz efendim. Çok güzel. Tabii. Şimdi bir şey diyeceğim. Market fiyatı mı? Pardon. Sucukla ilgili estağfurullah. Sucukla ilgili bir şey diyeceğim. Soğan salatası çok yakışmış. Acılığı nasıl? Acılığı da güzel. Çocuklar da rahat rahat gönül rahatlığıyla yiyebilir arkadaşlar. Ben eve de paket yaptırıyorum şimdi. Tamam. Onlar da yiyecek. Hatta ciğer evde de yiyecek. Bu arada arkadaşlar söylemeden edemeyeceğim. Pideye de sucuk pideye çok yakışmış. Eline koluna sağlık. Çok başarılı. Pide içindeki salata enteresandı değil mi? Evet. Çoğu insan koymuyor bu şekilde ve somun ekmeği yapıyor. Somun ekmeği yapıyor. Evet. İnovasyon yapmış. Aynen. İnovasyon yapmış. Çok aynen. Çok teşekkürler. Salatasını... Müsaadenle bir ısınma. Hocam ne demek lütfen. Afiyet şeker olsun. Salata da arkadaşlar vitamin çiftliği böyle. Limon sıkabilirsin hocam. Sen benden çok isterim. Ekşi denizsiniz. Ekşiye. Evet, üstad. Kapanışı yapalım artık. Tamam. Ben diyorum ki, diyorum, muhakkak dostlar, dürümcü İbrahim Usta'ya muhakkak ve muhakkak uğrayın. Uğrayamazsanız bile Yemek Sepeti'nden siparişlerinizi verin. Bu harika lezzetin tadına varın. Aynen doğru söylüyorsun. Senin de zaten buradan geçerken gözümüzü çarpmıştı. Biraz da dikkatimizi çekti. Hemen gelip İbrahim Usta'yla tanıştık. Çekmede karar verdik aynı zamanda. İyi ki de gelmişiz. Tam fiyat performans yeri burası. Gizli kahramanlarımız da var burada biliyorsun değil mi? Evet.
İlker Rustam var. Ve bizi çeken şu an. Ve bizi çeken iki tane kurye var. Kurye dostumuz var. Birbirinizi evet. De çekin. Öyle. Hem içeride hem dışarıda bize yardımcı oluyorlar. Aynen. İnsan gibi yani. Çok çalışkanlar. Bunlar da gizli kahramanlar. İlker abi biz de bize sağ kolumuz. Sağ kasındaki insanların sağ kolumuz kendisi. Çok yardımcı oluyor. Sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Siz dostlar. Dostlar arkadaşlar sizin de elinize kolunuza sağlık. Evet, sağ çok dikkatli sürün motorlarınızı. Evet. Allah kaza bela abi. Vermesin. Abi. Sizler bizler için abi. Önemlisiniz. Sizler olmasanız biz yemek yiyemeyiz. Pişirir, gelmez. Evet, ustam, sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar. Geldik yine bir videomuzun sonuna daha. Bu tür güzel ustaların, bu tür güzel mekanların devamı için lütfen kanalımızı takip edin. Herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve nereye gelmeyi unutmayın. Bu mekana, kebapçı, dürümcü, İbo ustaya gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like attım. Abone olmayı, sağlık, ihmal edin. Evet.